Cumanız mübarek olsun aziz ve muhterem kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman geceleri kalkar ve ibadet ederdi. Uzunca bir süre huşu içerisinde kıyamda dururdu. Gözyaşları geçtiğinde secdeye kapanırdı. Gönülden Allah'a yakarışta bulunurdu. Onun bu haline gıptayla bakan Ayşe validemiz, "Ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin bu kadar ibadet ediyorsun?" diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem değerli eşinin bu sorusuna nice anlam ve ibretlerle dolu şu cevabı verdi. "Ya Ayşe, Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı?" Kardeşlerim, bir an için duralım. Şöyle birkaç saat içerisinde sahip olduğumuz nimetleri bir hatırlayalım. O nimetlerin her biriyle nasıl buluştuğumuzun muhasebesini yapalım. O nimet, toprağın derinliklerinden çıkan bir ağacın meyvesi ise, Allah onu çeşitli aşamalardan geçirerek bizim için hazırlamıştır. Eğer o bir damla su ise, Allah-u Teala onu okyanuslardan bulutlara çıkarmış, bulutlardan yeryüzüne bizim için indirmiştir. Eğer o bir ışıksa, Allah onu uzayın derinliklerinden güneş yoluyla bize göndermiştir. Kardeşlerim, şükür Rabbimiz Teala'nın bize vermiş olduğu nimetlerin kadrini bilmektir. Şükür, arzu ve isteklerin, tamahın esiri olmaktan kendimizi koruyabilmektir. Şükür, yaratılış gaye ve hikmetimiz doğrultusunda yaşamamızın bir göstergesidir. Şükür, yapılan iyiliğe kör, sağır, kesilmemektir. Sadece varlığın kıymetini bilmek değil, yokluğa da sabredebilmektir şükür. Hani Rabbiniz size şöyle bildirmişti. Eğer şükrederseniz elbette size olan nimetimi artırırım. Nankörlük ederseniz gerçekten azabım çok şiddetlidir, çok çetindir ayetinin bilinciyle şükür her durumda Allah'ın gazabından rahmetine sığınmaktır. Değerli kardeşlerim, şükretmek sadece dille elhamdülillah, ya Rabbi şükür demek değildir. Asıl şükür her nimeti Allah-u Teala'nın razı olacağı şekilde değerlendirmektir. Aldığımız her nefesin, hayatımızın, aklımızın, sağlığımızın, bütün imkanlarımızın kendine has bir şükrü vardır. Mükerrem bir insan olarak yaratılmış olmamızın şükrü imandır. Kalbimizin şükrü kin, nefret gibi kötü duygulardan uzak durmaktır. Zihnimizin şükrü Allah'ın yüceliğini tefekkür ve tezekkürdür. Dilimizin şükrü Allah'ı zikirdir. Bedenimizin şükrü her daim Allah-u Teala'nın rızası için yaşamak ve ibadetlerimizi eda etmektir. Malımızın şükrü zekatımızı, sadakamızı vererek ihtiyaç sahiplerine infakta bulunmaktır. İlmimizin şükrü öğrenci yetiştirerek, ardımızda kalıcı eserler bırakarak insanlığa faydalı olmaktır. Değerli kardeşlerim, her birimiz bize yapılan küçücük bir iyilik karşısında bile teşekkür etme ihtiyacı hissederiz. Peki bunca nimeti bize ikram eden Rabbimiz Teala'ya karşı şükürden uzak kalmamız düşünülebilir mi? Bu nimetleri görmezden gelmek kulluk bilinciyle, mümin ahlakıyla bağdaşır mı? Elbette bağdaşmaz. Öyleyse kardeşlerim, zihnimizi, kalbimizi, dilimizi, bedenimizi şükür nimetinden mahrum bırakmayalım. Ömrümüz şükürle bereketlensin. Şükrümüz nimetlerin artmasına vesile olsun. Hamdimiz bizleri Rabbimiz Teala'ya yakınlaştırsın ve bizi yüceltsin. Hutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sıkça yapmış olduğu bir dua ile bitirmek istiyorum. Allah'ım, seni anıp zikretmek, nimetlerine şükretmek, sana
en güzel şekilde kulluk etmek için bana yardım eyle.